İlker'i gördüm artık. Herkes Tamam, ben geldim, görüyorum sizi. Tamam. İlker'i gördüğümüze göre Kanada ölüm yok bize. Evet. Bu bir zafer. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bir gelenleri de kabul ediyoruz. Risk Yönetimi Derneği'nin bu webinarına hepiniz hoş geldiniz. Patlamadan korunma dokümanı hakkında söyleşi 5N1K çerçevesinde bugünkü webinarımızı gerçekleştiriyor olacağız. Katılanları yavaş yavaş dahil edeceğim. Bu arada birkaç dakika bekledikten sonra biz etkinliğimize başlıyor olacağız. Şimdiden hepimize güzel bir etkinlik diliyorum. İyi, güzel, bayağı bir katılanımız var. Daha da artacak diye düşünüyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sağ olun Cemal Hocam. Hoş geldiniz. Sizi görmek ne güzel. Sağ olun. Cemal abi bizim yangın patlama grubunun başkanı. Onun için onu da bir selamlıyoruz. Selamlar Kemal'cim. Evet. Katkılarını da bekleriz. Merhabalar Cemal Bey. Selam, selam. Ne güzel sizler bu. Bu Zoom'un iyiliği bu işte. Pandeminin nedeniyle bir araya geliyoruz hiç olmazsa. Evet. İyi akşamlar Hakan Bey. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Her zorluktan insanoğlu bir kolaylık çıkartıyor, bir fırsat çıkartıyor. Evet. Şu anda da biz korona nedeniyle bir araya gelemiyor olabiliriz. Birbirimize dokunamıyor olabiliriz ama fikirlerimizle, düşüncelerimizle, bilgilerimizle birbirimize yine dokunabiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Ben tekrardan herkese hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün 3 katılımcımız var. Artık programa yavaş yavaş başlıyoruz. Ben şöyle bir şey rica edeceğim. Konuşmalar sadece konuşmacılarımızdan olsun. Sorularımızı almak için epeyce bir zaman vereceğiz. Bu zaman içerisinde sizlerden soruları yazılı olarak veya mümkün olduğu kadarıyla yine sesli olarak da almaya gayret edeceğiz. Şimdi ben katılımcılarımızın kısaca tanıtmaya çalışacağım. Gerçi bu hepimiz için, hepimizin, birçoğumuzun bildiği gibi birazcık zor olacak ama ben kısa kısa tanıtmak istiyorum. Abdullah Anar, 1963 Samsun doğumlu. 1989'da Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2000 yılından bu yana özellikle proses güvenliği olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışıyor. Kimya Mühendisleri Odası Proses Güvenliği grubunda, Makine Mühendisleri Odası'nda da Enerji Verimliliği Çalışma grubunda ve Risk Yönetiminde de Seveso ve Proses Güvenliği Çalışma grubunda başkan olarak yer alıyor. İş güvenliği alanında eğitim ve danışmanlık alanında çalışmalarını yürüten bir firması da var. Abdullah Bey, ben şimdi sesleri açacağım. Lütfen bir merhaba demek ister misiniz? Abdullah Bey. Merhabalar, merhabalar. Evet, sizi bir görmüş olduk. Teşekkür ederiz. Kemal Bey'i tanıtacağım. Kemal Üçüncü, 1963 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği eğitimi aldı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde iş sağlığı ve güvenliği ve Berlin Üniversitesi'nde yangın emniyeti mühendisliği yüksek lisans programlarını tamamladı. Kemal Üçüncü, hem patlama hem yangından korunma hem de makine emniyeti konularında çalışıyor. Bu konularda çeşitli kurumlardan alınmış sertifikaları var. Halen iş güvenliği uzmanlığı yapmakta ve Risk Yönetimi Derneği'nde yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini de sürdürmektedir. Kemal Bey. Kemal Bey. Kemal Bey'in bağlantısında bir sorun var. Ben hemen İlker Bey'i de tanıtmak istiyorum. Geliyor mu sesim şu anda? Evet, şimdi geldi ben Kemal geliyorum. Bey. Geldi mi sesim? Evet, şimdi duyduk. Peki, herkese merhaba, hoş geldiniz. Güzel ve verimli bir toplantı, sohbet tadında keyifli bir toplantı diliyorum herkese öncelikle.
Selamlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Şimdi bol bol sohbet edeceğiz tabii ki. Evet, üçüncü konuşmacımız da İlker Erdoğan. İlker Bey 1957 doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği eğitimi aldı. 2006 yılına kadar İSKİ Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. 2012'den bu yana iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaktadır. İlker Bey. İlker Bey. Sizi katılımcıların görmesini istiyoruz. Şöyle yapacağız. Sesiniz kapalıydı. İlker Bey. Evet. Merhabalar. İlker Bey, evet. Merhabalar İlker. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir webinar olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz. Bugünkü programımızı biz genellikle soru-cevap olarak yürütmeyi düşünüyoruz. Ama öncelikle konuyla ilgili olarak üç konuşmacımızın bazı çerçeveler ve bize anlatacakları genel bilgileri dinlemek istiyoruz. Daha sonra soru-cevap için uzunca bir süre bırakmayı da planladık. Umarım planladığımız gibi devam eder. Ben öncelikle sözü Kemal Bey'e vermek istiyorum. Kemal Bey, bize patlamadan korunma dokümanı ile ilgili bir çerçeve çizmeniz mümkün müdür? Bugünkü etkinlik ve bütün patlamadan korunma dokümanını düşündüğümüz zaman sizden bir çerçeve konuşması alsak. Patlamadan korunma nedir? Sesiniz bir ara gitti ama. Zannediyorum internette bu ara çok sorun var. Böyle bir geldi. Korona nedeniyle internete çok fazla talep var doğal olarak. Zannediyorum onunla ilgili internette genel bütün Türkiye'den aldığımız böyle birçok bilgiler var işte çok kesiliyor diye. İnşallah biz bugün etkinliğimizi tamamlayabileceğiz. Buyurun. Peki şu anda geliyor mu sesim acaba? Geliyor. Geliyor. Ben diğer konuşmacıların öncelikle kapatmalarını rica edeceğim. Buradan benim kapatmama gerek kalmasın. Lütfen mikrofonlarınızı kapatın. Sadece konuşmacı olanın mikrofonu açık olursa hem ekranda onu görmüş olacağız hem de daha net duymuş olacağız. Buyurun Kemal Bey. Evet, tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Bu fikir benden çıktı aslında. Hakan Bey'in tabii hepinizin çok büyük emeği var da çıkarken bu fikri oluştururken bunun söyleşi olarak patlamadan korunma konusunun ele alınmasını düşünürken şunları düşünmüştüm aslında. Şimdi bu konuda doğru bilinen yanlışlar var. Aradan yani 2013 yılından beri patlamadan korunma dokümanının Türkiye gündeminde olduğunu düşünürsek 7 senedir yapılıyor demektir bu iş aktif olarak. Kanımca yani bu benim şahsi görüşüm tabii konuşmacı arkadaşlarımızın da görüşleri, sizlerin de katılımı önemli. Hala da bu konunun oturmayan tarafları var. Bizim niyetimiz yani bu söyleşinin niyeti hem hepimiz buraya katılan üç katılımcı da kendi alanlarında uzman bir sürü patlamadan korunma dokümanı hazırlamış insanlar. Yani ben kendi payıma söyleyeyim 70-80 tane kadar hazırlamışımdır diye düşünüyorum. Bu 6 senelik süre zarfında. Yani birkaç yüz tane patlamadan korunma dokümanı bu katılımcılarımız, bizim değerli katılımcılarımız sanıyorum hazırlamıştır. Sahada gördüğümüz önemli noktalar var. Tespitlerimiz var. Yani ben atıyorum şu anda tam saymadım ama 70 işletmeye gittiysem demek ki 70 tane farklı uygulama görmüşüm anlamına gelir. Katılımcı arkadaşlarımızın da benzer şekilde deneyimleri var. Bu söyleşide amacımız böyle patlamadan korunma geniş bir konu. Abdullah Bey çok güzel bir şey söylemişti. Ben 6 gün anlatıyorum patlamadan korunmayı diye. Çok doğru. Ben de 3 gün anlatıyorum. Kimya Mühendisleri Odası'nın eğitim programında Ufuk kardeşim katıldı mı bilmiyorum ama onunla birlikte eğitim veriyorduk. Biz de 3 gün anlatıyorduk. 5 günde anlatabiliriz. Gerçekten kapsamlı bir konu. Çünkü başka standartlarla arayüzleri var. Yangından korunma ile ilgili ortak noktaları var.
hesap kitap işleri var. Hesap kitap için dışında efendim patlamadan koruma önlemleri başlı başına bir konu. Ex-pro faaliyetler başlı başına bir konu. Bunlara mümkün olduğu kadar böyle söyleşi tadında çok çok detaya girmeden burada bu bir buçuk saat içinde katılımcılarımızın da katkılarıyla temel noktaları açıklığa kavuşturabilirsek çok hedefine ulaşmış bir toplantı olacak. Temel noktalardan da kastım şu aslında. Gazetecilikte bir deyim vardı. Bir de patlama nedir? Bu patlamadan koruma dokümanını kim hazırlar? Efendime söyleyeyim. Nasıl hazırlanır? Ne yapılır? Nasıl bir şekli formatı vardır? Bunlar temel şeyler. Bunlar tabii ki bu sorularla sınırlı kalmayacak bizim söyleşimiz. Ama bu temel noktalarda bile konuşmaya başlayınca, sohbete başlayınca göreceksiniz ki %100 bir fikir birliği yok aslında. Yazından birkaç tane örnek vereceğim size şimdi. Göreceksiniz Türkiye'de fikir birliği net yok bu konuda. Tartışma da yok yani. Çok fazla şeylerde bu konu tartışılmıyor da yani. Söyleyin kongrelerde şurada orada. Ha, patlamadan koruma dokümanı hazırlayanlar var. Herkesin bir üslubu, bir sistematiği var. Ona saygı duyuyorum. Ama üzerinde anlaşmamız gereken aramızda bazı noktalar var. Şimdi deyici ortam oluşma ihtimali olan tüm iş yerlerinde 5M Migros'taki efendime söyleyeyim parfüm yani yüzlerce litre alkol var orada. Mesela yani onu da zorlayaraktan sokarız. Dolayısıyla mesela benim şöyle bir pratiğim var. Diyelim ki bir patlamadan korunma dokümanı talebi geldi. Çok bariz işte olsun veya olmasın. İsterse bu kimya tesisi olsun. İsterse 3 kişinin çalıştığı bir mekanik atölye olsun. Onlara bir işletmeyi tanıma dokümanı gönderiyorum. Form. 2-3 sayfadan oluşan bir form bu. Ve oradaki bilgileri doldurmasını istiyorum. O işletmedeki kimyasallar nelerdir? Basınçlı tüpler nelerdir? İşte atıyorum ne tür sıvı kimyasallar kullanılıyor? Üretimde hangileri kullanılıyor? Bakımda hangileri kullanılıyor? Miktarları nelerdir? Bu tür soruların içerdiği bir yorum yapıp ya siz de bazdırın. Bu birincisi. Kemal Bey, sıkıntı oluyor ama istediğim, yani aktarmak istediğim kendi pratiğim bu. Teşekkür ederim. Çok kesinti oluyor. Ben ara ara kesildiğini hissediyorum ama diğer katılımcılar nasıl bilmiyorum. Ben ara ara kesildiğini. Bize kesintili böyle gelmiyor Hakan Bey. Mesela bana hep gayet net geldi. Siz değil mi acaba? Güzel. Katılımcılara inşallah tam net gidiyorsa bu çok güzel. Kemal Bey, çerçeveyle ilgili konuşmalarınız devam edecek mi? Ara ara kesildi çünkü çok sıkı takip edemedim. Yoksa diğer konuşmacılarımıza da bir çerçeve konusunda sözler vermek istiyorum. Birkaç soru. Tamam. Çerçeve, şu kapsam konusunu bitirip ben sözü devretmek istiyorum. Önemli bir konu çünkü. Tamamdır. Mesela bakın, patlayıcı ortam
oluşma ihtimali olan tüm iş yerlerinde uygulanır. Yani tüm iş yerlerinde madde arkasının altından gelen maddeler sizden yerler demiş. Hastaneler dememiş. Hastanelerde PKD hazırlamak gerekir mi? Yani bu tartışmalı bir konu. Bana mesela bir hastaneden hem de şehir hastanesinden böyle bir talep geldi. Kendim de bir hastanede iş güvenliği uzmanlığı yapıyorum. Bizim hastanede PKD hazırlanacak bir yer yok. Ama şehir hastanesine kendim gittim. Önceden bu formu da tabii ki istedim. Baktım orada bir takım işte jeneratör, yakıt tankı şunlar bunlar var. Ama gittim baktım ki sonuçta bir PKD hazırladım ama hazırlanmasa da olurmuş yani hastanede. Çünkü neden? Alkol bazlı kimyasallar var hasta tedavisi amacıyla kullanılan. Jeneratörün mazot tankı var. Laboratuvarda kullanılan bazı çok eser miktarda parlayıcı kimyasallar var. Bu kadar yani. Yani dolayısıyla hastaneler, sağlık kuruluşları ile bana göre gerekmez ama birilerine göre gerekiyormuş ki şehir hastanesinden böyle bir talep geldi bana. Demek ki hala nerelerde PKD hazırlanacak, nerelerde hazırlanmayacak bizim kafamızda netleşmemiş durumda. Gaz yakan cihazların olduğu yerlerde PKD gerekmiyor diyor. Bunun da amacı gaz yakan cihazların kendine özel emniyet sistemleri var. Bir, zaten görevleri o gazı yakmak yani. O nedenle kazan dairelerinde var biliyorsunuz. Gaz yıkan cihazlarının babası brülörler. Her kazan dairesinde var. Dolayısıyla ex-brülör falan isteme gafletinde bulunmayın demek istiyor burada. Ben öyle biliyorum bu B maddesi. C maddesi daha yeni kaza yaşanan maalesef havai fişe fabrikasını aklımıza getiriyor. Piroteknik malzemelerin bulunduğu yerlerde PKD yapılmasına gerek yok. Yani bu yönetmelik orayı kapsamaz diyor. Bunun da nedeni piroteknik malzemeler için özel, çok daha özel yönetmeliklerin ve mevzuatın ve de standartların olması. Onların kapsamı çok daha sıkı. Standartlar var. Benzer şekilde sondaj yöntemiyle maden çıkarılan yerlerde PKD yapmayın diyor. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi madencilikte ve çok özel madenciliğe özgü ekspro faaliyetlerini zorunlu kılan mevzuatı olması. Yine tabii ki doğal olarak taşıma araçlarında, kara ve su taşımacılık araçlarında PKD hazırlanmasına gerek yok diyor. Eğer gerek var deseydi bizim kullandığımız otomobillerin içi zon 2 veya zon 1 olacaktı ben size söyleyeyim yani. Nedeni ben otomotivse gelen biri oldum. Tabii ki otomatik ilgili çok özel yine özel sınırlayıcı standartların olması. Yani hangi iş kolunda ATX 137 pek onlara dokunmuyor. Siz kendi yolunuzda devam edin diyor. Benim yorumum bu. Ben şimdi bu lafı biraz uzattım. Erhan Bey teşekkür ederiz. Geniş bir kapsam var. Bayağı kısa. Arkadaşlara bırakmak istiyorum. Teşekkür ederiz. Migros örneği ve arabalarımız çok güzeldi. Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Gayet güzel örneklerdi. Akılda kalıcı örneklerdi. Ben sözü şimdi Abdullah Bey'e vermek istiyorum. Kemal Bey biraz tabii kapsam ve çerçeve diye bahsetti. Sizden de neden patlamadan korunma dokümanı yapılıyor ve bu konuda kullanılan referanslarla ilgili biraz bilgi rica etsek. Merhabalar tekrar. Öncelikle merhaba herkese. Patlamadan koruma dokümanı neden yapılır cümlesine tam söylerken aklıma şey geldi. Ben önceden işte 2000
şey yapıyorduk böyle. İşte 9001 niye yapılır diyordum. İşte herkes anlatıyor işte kalite daha mükemmel olsun, işte şöyle olsun, böyle olsun diye. Ben de diyordum ki yok ondan değil, patron istediği için yapılır. dolayısıyla yani bütün o ulvi amaçların arkasında patron istemesi var. Patlamadan koruma dokümanı niye yapılır? Çünkü yönetmelik istiyor. Yani yönetmelikte gayet net bir şekilde böyle bir doküman hazırlanmasını söylemiş. Yani ama tabii ki asıl amaç bu olmamalı. Çünkü buradan hareket edersek çok derinleşemiyor biliyoruz. Hani yönetmelik derin olmadığı için söylemiyorum. Ya da yönetmeliğin eksikliğini vurgulamak için söylemiyorum. Yani yönetmelik sağmak amaçlı olmasın diyorum. Peki ne olmalı o zaman patlamadan koruma dokümanı niye yapılmalı? Patlamadan korumak için yapılmalı. O zaman da patlama diye bir riskimiz varsa o zaman bu risk yani nasıl biz işte bir tehlike risk yönetimi yapıyorsak o zaman işte olmaması için ne yapacağız? Olursa etkileri nasıl azaltacağız? Şeklinde düşünebiliriz. Yani aslında patlamadan koruma dokümanı patlamanın olmamasını sağlamak için diye öncelikle amacı net koymak lazım. Çünkü patlama olduğunda kötü şeyler oluyor. Her ne kadar patlaması son zamanlardaki en ünlü patlamalardan bir tanesi. Yine bizim kapsamımızda olmamasına rağmen işte şeydeki niye bizim kapsamımızda değil diyorum. Çünkü Kemal Bey söyledi. Patlayıcı maddeler bizim kapsamımızda değil. Dolayısıyla ama yani patlamanın olmaması lazım. Yine kapsamda belki bu kapsamda çok söylemiyor ama belki onu da yine Kemal Bey'in açıklamasına biraz destek olsun diye söyleyeyim. Enteresan bir şekilde patlamadan koruma dokümanı şeyi de kapsamıyor. Basınç patlamalarını da kapsamıyor. Yani kompresör patlar mı diye bir de şey yapamıyoruz. Yani bu kapsamda evet. Değerlendiremiyoruz. Evet, bu evet. Tamamen işte gaz patlamaları diye patlamaları. Kilis Yönetimi Derneği'nin bu konuda çok güzel bir yayın oldu artık. Dolayısıyla patlamadan koruma dokümanı bunun için lazım. Öncelikle bir yönetmelik gerekliliğidir. Fakat bu gereklilik doğrudur. Yani öylesine istenmiş bir gereklilik değildir. Bu gerekliliği yerine getirmek için de patlamanın olmaması için yapılması gereken bir işlemdir. Neden kısmı böyle özetlemiş olayım yoksa? Tabii referanslarla ilgili de birkaç şey duymak isteriz İlker Bey'e söz vermeden önce. Tamam. Onu da söyleyeyim aslında şöyle. Şimdi patlamadan koruma dokümanını niye yapıyoruz? Patlama olmasın diye yapıyoruz. O zaman patlamaya sebebiyet verebilecek nesneler, yani bizim kapsam içine giren sebebiyet veren nesneler, sıvılar, gazlar, tozlar, kabaca ifade edersek. İşte sıvıların içinde aerosoller, mistler, onlar da biraz daha dallandırılabilir. Ama kabaca işte sıvılar, gazlar, tozlar. O zaman dayanaklar dediğimiz zaman, yine dayanaklarda da aslında yönetmeliklerden başlamak lazım. Yine bizim yönetmelik birinci dayanak. Yönetmeliklerden sonra yönetmeliğin işte bize refer ettiği standartlar var. Standartlardan hepimizin bildiği işte 60.079-1-1-2 bizim tarafta yani kullanıcı tarafında. Bir de üretici taraflarında yani 100A tarafına hizmet eden de işte ekipman standartlarıyla ilgili bir takım ürünler var. 1-1-2 ile çözemiyoruz tabii. Onun dışında yapılan işin durumuna göre aküler için başka bir standart. İşte 50.272 gibi, 50.272-2 gibi, şey, -1 gibi. Ondan sonra işte sprey boya yapıyorsanız başka bir standart. Bir liman işi yapıyorsanız, yani bir akaryakıt tankeriniz limana yanaşıyorsa ve mendireğin kenarında bulunduğunda yapacağınız zonlama farklı. Veya akaryakıt istasyonu için kullanmanız gereken dayanaklar farklı. Ki bu konuda en övündüğümüz standart TSS 12.820 çünkü ENS yok yanında. Doğrudan bizim. Gibi bir dizi standart var. Yani patlamadan koruma dokümanı hazırlamak için konuya göre, alana göre, işe göre bir dizi standart var. Ama buna rağmen şeyi çözemediğimiz, yani buna rağmen hesaplara hesap yapamadığımız ya da konumuza tam olarak uyduramadığımız durumlar olduğunda da yararlandığımız başka yayınlar var. Önceden bu yayınlar aslında biz 79 bunları uluslararası standart olarak refere etti. 60.079 da kabul edilmiş bir standart olduğu için bizim için de daha sağlam oldu. Kim bunlar mesela? İşte E15 gibi, IGM SR25 gibi.
Ondan sonra İtalyanların CEU 31-35'i gibi bir dizi standart daha yine bu konuda dayanak olarak kullanılabiliyor. Yani bunların da dışında, yani bunların da yetmediği durumlar olduğunda, ki oldu. Mesela işte neydi? GES'lerin yani işte neydi? GES'in şeyini unuttum şimdi Türkçesini. Yeraltı sularından hani enerji üretiyoruz ya. Mesela orada kullanılan izopentanın işte sıvı olarak akması, bir kısmının sıvı dökülmesi, bir kısmının gaz olmasından dolayı başka standartlar veya sektör yayınları, yani OGP'nin, işte EIGA'nın, AIGA'nın gibi bir takım sektör yayınlarını kullanmak durumunda kalabiliyoruz. Yani dayanaklarımız aslında bir sürü. Burada bir tek hani peki sorun nerede? Yani burada bir tek şöyle bir sorundan bazen söz edilebiliyor. Bu yayınlar çelişirse ne olacak? Yani biri böyle ders, biri böyle derse ne olacak? İşte o durumda da işte bizim 60.079'un refer ettiği standartlarda esas alınır diye düşünüyorum. Abdullah Bey, teşekkür ederiz. Bunun bir kısmını tartışmaya bırakalım diye. Zannediyorum bizim bölgede bir internet sorunu var. Sizler kolayca duyuyorsunuz ama ben ara ara kesintiler yaşıyorum. Şimdi şu anda herhalde daha iyi oldu. Evet. Ben İlker Bey'e de bir soru hazırlamıştım. İlker Bey, beni duyabiliyor musunuz? Sesiniz kapalı, onu açalım. İlker Bey. İlker Bey, İlker Bey'in kapalı. Sesi kapalı. Evet. Şimdi açtık herhalde. İlker Bey. Hala kapalı. Evet, şu anda açık olmalı. Tamam. İlker Bey, bizi duyuyor musunuz? Evet. Yeni açtınız. Tamam. Onun için teşekkür ederim tekrar. hoş geldiniz tekrar. Patlamadan korunmayı işte Kemal Bey 2012'den beri yürütülen bir çalışma olarak sundu. Bu çalışmaları en çok bize karşılaştığımız konulardan bir tanesi Abdullah Bey'in de söylediği gibi bu 6079'a ona bir standart, diğer standartlar veya bizim kendi mevzuatlarımızdı. Biz bu mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde çalışmalarımızı yürütürken bu kadar yıl içinde, bu zaman içinde birbirimizle tartıştığımız dönemler oldu, birbirimizle anlaştığımız dönemler oldu, birbirimize aktardığımız dönemler oldu ama son 6 yılda bir artık bunları bir toparlayıp bir şekilde bizim kendi süzgecimizden veya işte buradaki grubun süzgecinden de geçebilecek bir deneyime ve bir pratiğe aktarmak gerekiyor. O konuda da en son Kemal Sarı Bey'in yaptığı bir çalışma vardı. Bu 60.079'a ona birle. Biz de bu çalışmayı işte eleştirileri vardı o veya işte soru işaretleri vardı anlattıklarında, yaptıklarında. Onları bir toparlayıp bütün bu şeye nedir bu paydaş arkadaşların hepsine sunmayı planlıyoruz. Ve böylece de önümüzde 60.079'la ona birle veya onun bağlantılı olan diğer standartlarla veya işte mevzuatla ilgili neleri yapıp neleri yapamayacaklarımızı böyle bir yarı kesin veya işte yarı kesinle daha biraz daha üst seviyede bir kesinleştirmiş şekilde hem hesaplarda hem değerlendirmelerde hem de karşılaştırılan problemlerin çözümünde bir ortak noktaya gitmeyi ben düşünüyorum. İlker Bey, teşekkür ederiz. Yapabilirsek bu işi. İnşallah yaparsınız. Diğer olarak işte efendim? Benim size bir sorum olacak.
Şimdi Kemal Bey bir çerçeve belirledi. Referansları da Abdullah Bey biraz bize anlattı. Ben sizden işletme tarafında neler oluyor? Birazcık oradan bahsetmenizi rica edeceğim. Hani hazırlayanlar bakımından evet. Birazcık dinledik. Birazcık da işletme tarafından, gerçi Kemal Bey biraz kapsamda tabii ki bahsetti. Ama işletme tarafından da birazcık siz bahsetseniz, işletmeler neden ihtiyaç duyuyorlar, siz gittiğiniz zaman nelerle karşılaşıyorsunuz, aslında gidip onlardan neler talep ediyorsunuz ve bu talepleriniz nasıl karşılanıyor? Abdullah Bey'in belirttiği bir şey vardı, onun da bir altını çizmek isterim. Özellikle patlamadan koruma dokümanı neden hazırlanır? İşte kaliteden örnek verdi, patron istiyor diye. Evet. İşte yasalar istiyor, işte bir taraftan müfettiş istiyor. Ama tabii ki olay böyle değil. Biz iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını hep yasaların üstünde tutmaktan yana olan bir grubuz. Yasalar tabii ki yol gösteriyor ama onlardan çok daha fazla şeyler yapılabiliyor. Patlamadan korunma dokümanı da aslında patlama olmasın diye neler yapabiliriz? Patlamanın olmaması için bir ön hazırlık, bir risk değerlendirmesidir diyebiliriz diye düşünüyorum. Siz işletmeler tarafından bize neler söylemek istersiniz? Buyurun lütfen. Şimdi süreç şöyle oldu. Bu 12'den beri Kemal Bey'in söylediği gibi veya Abdullah Bey'in de söylediği gibi patron istemiyor kavramı vardı. Bu kavram gittiğimiz zaman anlattığımız konularla, yaptığımız çalışmalarla, istediğimiz belgelerle, istediğimiz evraklarla ilgili çok problemimiz oldu. Bunların çoğunu geçemedik. Mesela ilk 3 yıl, 4 yıl başında firmalardan kapasite raporlarını almak çok zordu. Bu kapasite raporları onların, firmaların kendi çok özel durumlarıydı. Özel durumlar olduğu için bunları da çok vermediler. Aslında kapasite raporları nedir? Bir firmanın hangi seviyede olduğunu belirleyen bir belge. Hangi işle uğraşıyor, hangi kimyasalı kullanıyor, hangi ekipmanı kullanıyor, ekipmanlar arasında hangi prosesleri var, bu proseslerin arasındaki bilgilere oradan az da olsa ulaşıp sonra bunu daha başka kaynaklardan zenginleştirerek bir röntgen çekebilirsiniz. Bunları istiyorduk ve bunları istediğimiz zamanda da olmadı. Yani çok zorlandık. Sonradan bunu artık işletmelerden istenecek birinci madde olarak koyduk. İkinci asıl ve en önemli madde kimyasal madde envanteri istemekti. Kimyasal madde envanterinde de çok sıkıntılar çektik. Bir dönem tehlikeli veya zararlı veya önlem alınması gereken maddelerin bize verilmediğini tespit ettik ve bu nedenle de bunların tüm ellerindeki tüm kimyasalları istedik. Bu sefer de gene bir baraja takıldık. O barajda benim üretimimle ilgili hangi bütün bu belgeleri veremem, şunu veremem, bunu veremem. O zaman ismini değiştirin, şunu değiştirin. Bu tip şeyler gibi olaylarla karşılaştık. Ondan sonra bu kimyasal envanter işi de bir noktada çözüldü. O zaman MSDS dediğimiz, sonradan güvenlik bilgi formu dediğimiz, şu anda STS dediğimiz kavramların büyük bir çoğunluğunu biz kendi açımızdan internette güvenli bulduğumuz kaynaklardan bularak daha detaylı bakmaya başladık. Çünkü şöyle bir şey oldu, bu MSDS hazırlama süreci içinde firmalar MSDS'lerin içinde bütün 9. maddedeki değerlerin çoğunu hiç göstermediler ve patlamayla ilgili ya da LEV ile ilgili veya LF ile ilgili bir değerlendirme olmadığı için burada da bir çıkmazla karşı karşıya kaldık. Bu da zaman içinde gene çözüldü. Ondan sonra imalat ve akım şemalarıyla ilgili bilgiler istemeye başladık. Çünkü bunlar firmanın kimyasal olarak hangi seviyede olduğunu, hangi tehlikeleri yarattığını ve tehlikelerin hangi bölümlerde ve hangi elleşlemelerde meydana çıktığını belirleyecek durumlardı. Bunlarda da biraz
başta sıkıntılarımız oldu ama son 2 yıldır firmalardan bütün bu bilgileri alabiliyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim İlker Bey. İşletmelerden de epeyce bir şey istiyoruz diyorsunuz. Bir kısmı uzun süre önce, bir süre önce karşılanamıyordu ama artık yavaş yavaş onlar da karşılanıyor diyorsunuz. Öyle anlıyorum artık. Şimdi tabii konuyla ilgili konuşulacak o kadar çok şey var. Gerçekten yani ilk turu böylece tamamlamış olduk. Ben Kemal Bey'e şöyle bir şey sormak istiyorum. Kemal Bey, bu kapsama dahil olan patlamalardan ve patlamadan koruma dokümanı hazırlarken o hazırladığımız firmada olabilecek patlamaları değerlendirirken nelere dikkat ediyoruz? Hangi patlamaları patlamadan koruma dokümanına dahil ediyoruz? Bu konuda biraz Abdullah Bey bir şeyler söyledi ama sizden de geçtiğimiz günlerde bir toz patlamalarıyla ilgili bir yayınınız da olmuştu. Belki o konudan da bahsetmek istersiniz. Buyurun lütfen. Evet tabii toz sıvı ve gaz patlamalarından bahsediyoruz tabii. Piroteknik gibi kararsız maddelerin patlamaları bizim şeyimize girmiyor. Yani ATEX 137 kapsamına girmiyor. Onunla ilgili İlker'e söylediğine birkaç ilave yapayım. Hem de tecrübelerimi aktararak yapayım bunu. Yani benim hazırladığım PKD'lerin yarısı yani %50'si şöyle geliyor bana. Telefon geliyor. Kemal Hocam, müfettiş denetiminden geçtik. 2 hafta içinde PKD hazırlamamızı istedi. Acilen bekliyoruz. Yani bu. %50-60 talep böyle geliyor. Apar topar gidiyoruz. Genelde bunlar oluyor. Söylemiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani demek ki müfettiş gelmiş, iyi bir şey yapmış. Orada patlayıcı ortam tespit etmiş ve doküman hazırlığı öngörmüş. Bunlar yani olaya bardağın dolu tarafından bakarsanız güzel şeyler. Evet. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Soruları alacağız. Ben tamam. Sorular için sizsiniz değil mi? İkinci nokta şu. Nokta şu. Soru alacağız. Çok İkinci zaman nokta şu. Soruya. Buyurun Kemal Bey. Şimdi bu işin bir cilvesi var. Bu şeyin ismi, bu çalışmanın ismi patlamadan korunma dokümanı. Şimdi ben işletmeye gidiyorum. Hoş geldin Kemal. Sen ne yapacaksın? Sen doküman rapor hazırlayacaktın bize değil mi diyorlar. Ya tamam rapor hazırlayacağım da patlamadan koruma dokümanı demek. Şimdi birazdan içeriğine gireceğiz. Belki soru soracaksınız. Evet. İçeriğinin temel taşlarından bir tanesi patlama risk değerlendirmesi. Patlama risk değerlendirmesi de ne İlker'in, ne Abdullah'ın, ne Kemal'in tek başına yapacağı bir şey değil. Evet. Doğru mu? Aynen öyle. Yani bu önemli. Mutlaka ve mutlaka ilgili işletmeden bir katılımcıları gerektiren, işte İlker'in demin anlattığı gibi bir PNID isteyen, belki bir havalandırma kontrol raporu gerektiren, bir yerleşim planı gerektiren falan filan bir konu bu. Yani ben bunun bu şekilde algılandığına da emin değilim Türkiye'de. Yani dedim ya, benim hazırladığım PKD'lerin %80'i KOBİ'ler bu şirketler. Yani doğru dürüst bir planlama yapıp, ne bileyim, böyle bir açılış toplantısı yapıp, risk analizi ekibi kurup, patlama risk değerlendirmesi yapıp, PKD hazırladığım iş yeri sayısı yani 5'i geçmez, ben size söyleyeyim. Çünkü risk değerlendirmelerinde de hani genelde bireysel yapılmış olması gibi bir alışkanlık var. Muhtemelen patlamadan koruma dokümanında bir kişinin hemen gelip hazırlayıp gitmesini beklemek onunla biraz ilgilendirilebilir. Aynen öyle. Peki yani bunun gene iyi tarafından bakalım. Evet. Yani dedim ya KOBİ'lere gidiyorum ağırlıklı %70 diye. Mesela tek bir boyanesi olan bir mekanik parça üreten bir atölyeye gittim geçenlerde. Şimdi bize işi yaptıktan sonra şöyle bir şey düşündüm. Yani gayet olumlu karşıladılar. Orada ustabaşı arkadaşla konuştuk, ettik.
falan. Ben de 3-5 tane önlem yazıyorum böyle gittiğim yerlere. Standart artık onlar. Bir patlamadan korunma talimatı istiyorum. Nasıl olacağını da kendilerine anlatıyorum. Ne bileyim, bir statik elektrik boşaltması için bir önlem istiyorum. İşte bakır leve olabilir vesaire. O boya kabinin içindeki aydınlatma exproof değilse onun exproof olmasını istiyorum. Yani böyle standart 7-8 tane maddem var. Bir de şöyle düşünüyorum. Şimdi oradaki iş güvenliği uzmanı veya iş müfettişi gelip o patlamadan korunma dokümanını istemeseydi, böyle bir şey olmasaydı, ben de oraya gitmeseydim, bu insanlar bunu nereden öğreneceklerdi? Yani bir de işin bu tarafı var. Evet. Hiçbir şey yapmamaktan bir başlangıç yapmak her zaman daha iyidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla eksiklerimiz yok mu? Var. Alacağımız daha çok yollar var bu patlamadan korunma açısından. Daha öğreneceğimiz çok şey var. Hepimizin var. Onun için yılmadan yola devam edelim biz. Evet. Bu tür paylaşımları da arttıralım. Arttıralım, evet. Ben bu arada hani bu yaptığımız bir patlamadan korunma dokümanı hazırlandıktan sonra patlama olmasın diye aslında neler yapılıyor bu konuda, İlker Bey, siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Patlamadan korunma dokümanını yaptık, işletmeye verdik. O konuda neler yapılması gerektiğiyle ilgili birkaç şey söylerseniz bizi de aydınlatmış olursunuz. Buyurun lütfen. Şimdi şöyle bir şey. Kemal abinin başlattığı işi ben biraz da oradan da devam ederek gideyim. Biz tabii bu çalışmaları yaparken istediğimiz şeyleri çok alamadık. Hatta niye yapıyorlar sorusunu da zaman zaman firma, artık gittiğimiz yerde firmaların kendilerinden öğrenmeye başladık. Çünkü artık yangınlar çıkmış ve bir takım vaka olayları kayıtlara alınmış. Hatta daha da kötüsü, yangın çıkan bir hat boya attı, işte boya baskı attı. Yandıktan sonra tekrar sıfırdan yapılmış ve gene aynı özelliklerle çalışmaya devam edilmiş. Böyle olunca tabii biz orada gittiğimiz zaman ilk başta daha hiç PKD'nin şeyine nedir hiç başlamadan o hattı görünce önce biz bu hattı kapatmanız lazım dedik ve o şeyimiz, kararımız orada uygulamaya geçti. Ve bu tabii o bu şey açısından, yaptığımız işin temel açısından çok önemli bir şey oldu ve bize de bir motivasyon verdi. Bir ikincisi, gene çalıştığımız alanlarda bu işte ekip kurma işini zaten ben hani kendi olarak prensip olarak teklifimin içinde o ekip kurulacağını ve ekiple beraber çalışacağını söylüyorum. Yani hem yakın çalıştığım firmalara söylüyorum ve yakın çalıştığım firmalara da uyguluyorum. Ya, uygulamadıklarıma da biraz yani sitem ederek, biraz onları da rahatsız ederek bir tavırlarla bunun zorunlu olarak meydana getirilmesini de sağlamaya çalışıyorum. Tabii bu biraz benim kendi şeyimden bağlı. Ama bugün gördüğüm Hakan Bey, bugün gördüğüm bir şey, Abdullah Bey, Kemal Bey, bugün gördüğüm bir şey bizim yani artık sanayiciden öğreneceğimiz noktaya geldiğimizi gösterdi. O da şöyle bir şey. Gittiğim firmada, daha önceki firmalarda bu elleşmeleri biliyorsunuz. Varille elleşmeleri. Yani varilden bir tanka şey mal boşaltma. Variller var. İşte varilleri alıyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Ya elde kaldırıyorsunuz, ya bir ekipmandan kaldırıyorsunuz. Ya da işte forkliftle getiriyorsunuz. Şimdi forkliftin giremediği bir yerde bu şeyin, malzemenin biz başka bir yerde bu problemi yaşadık. Yani çözemedik orada. Ve orada ben çözümünü görünce yani o zaman dedim ki artık bundan sonra sanayici de bu işin arkasında duruyor ve kurarken de şöyle bir şey yapmış işveren. Bütün bu şeylerle ilgili yani boya sanayinde çalışıyor, boya üretiyor ve bütün ne kadar boya üretilen fabrikalar varsa bunların hepsini gezmiş. Aynen bizim gibi Kemal Bey. Bizim gibi gezmiş, görmüş. Oradaki bütün şeyleri nedir, özellikleri, kolaylıkları kendi yerine almış ve hepsini de uygulama var. Onlar yani orada gördüğüm şey bizim artık sanayicilerle yani yakın bir zamanda bize daha kolay bu işi açacaklarını, hesaplarında veya işte bizimle aynı dili konuşacaklarını biraz umudum arttı. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. İlker Bey teşekkür ederiz.
Abdullah Bey yayındasınız değil mi? Ben sizi ilk sıralarda şurada göremiyorum ama bir sesinizi duyurur musunuz? Abdullah Bey? Abdullah Bey beni duyuyor musunuz? Buradayım, buradayım. Tabii tabii buradayım. Buradasınız. Sesim geliyor mu? Tamamdır. Şimdi geldi. Abdullah Bey sesini duyuyoruz biz. Duyduk sesinizi duyduk. Abdullah Bey ben size de bir soru yöneltip ondan sonra soru cevap bölümüne geçmek istiyorum. Bolca süre vereceğiz diye söz vermiştik. Şimdi bir X-Proof'la ilgili bazı bilgiler verirsiniz diye düşünüyorum. Bir de patlamadan korunma dokümanını hani hazırladık tamam da ne zaman güncelleyeceğiz? Hani risk değerlendirmesine bir de göndermeler yaptık. Bir güncelleme üzerine bir şeyler söylerseniz eğer memnun olacağız. Tabii bu X-Proof'un içerisinde bir de zon haritaları var. Azıcık da onlardan bahsederseniz ondan sonra ben soru cevaba geçmek istiyorum. Buyurun lütfen. Aslında şimdi X-Proof'la ilgili özellikle Kemal Sarıbey buralarda bizi dinliyor. Şimdi o burada bizi dinliyorken ben bir şey söyleyemem. Ayıp olur. Kemal Sarıbey de bir gün bir yayını alırız. İnşallah. Kemal abi özel bir program yapacağız. Özel bir bayan programı yapacağız. Onu saklıyoruz. Ağır topları sona saklıyoruz. Ben buradayım duyuyorum. Kemal Bey buradan alabiliriz sizden. Bir de evet. Cemal Kozacı var. Cemal Kozacı'yı da saklıyoruz. Sonra saklıyoruz. Cemal Bey'i de inşallah bir gün bekleyeceğiz. Bir etkinliğimize davet edeceğiz. Buradan belki söz alabiliriz. Soru soracağı zaman bir de söz istiyoruz kendisinden. Buyurun Abdullah Bey lütfen. Kemal Bey'den de söz alırız. Ben mesela bir şunu söylemek istiyorum. Patlamadan koruma dokümanını ne zaman yapacağız biz? Yani şunu anlamda söylüyorum. Bir işletme patlamadan koruma dokümanını ne zaman yapacak? Ondan sonra da ne zaman güncelleyecek? Yani bu güncellenme sorunu hakikaten çok önemli. Bence de. Ben bir yaşadığım şeyle örnek vererek söyleyeceğim bunu. Önce ne zaman yapılıyor? Aslında tesis tasarımı yapılırken yapılıyor. Yoksa oraya ekipmanlar oradaki bir patlama ne diyelim konseptine göre bir patlama filozofisine göre yapılıyor ve yerine konuyor. Biz mesela bazı tesisleri kurulduktan hemen sonra şey yapabiliyoruz. Yani kurulduktan hemen sonra görüyoruz. Dolayısıyla ilk konseptten ilk kurul neler gelmiş PK yani X-Proof ekipmanları anlamında söylüyorum sadece. Çok pardon hemen burada şöyle bir şey değiştireyim. Patlamadan koruma dokümanı içindeki önlemlerin bir tanesi X-Proof ekipmanları. Ama hepsi değil. Bir tanesi de patlama kapakları. Bir tanesi de işte sizin aldığınız prosedürel önlemler. İşte alanların işaretlenmesi veya gaz algılayıcılarınız. Yani havalandırmalarınız. Bütün bu önlemlerin hepsi bir önlem. Bunların içinde de X-Proof ekipmanları var. Bütün bunların doğru acaba yani ilk konsept doğru mu belirlenmiş? İlk konsepte göre ilk kurulumlar doğru mu yapılmış? Bütün burası aslında önemli. Bunun doğrulanması da önemli. Yani bütün işletmelerde bu anlamda ciddi sıkıntılar görüyoruz ve bizim ilk patlamadan koruma dokümanlarımda ben genelde biliyorsunuz enerji santrallerine daha çok çalışıyorum. Enerji santrallerinde ilk yaptığımız şeyler bu patlamadan koruma dokümanları daha doğrusu patlamadan koruma önlemleri doğru alınmış mı? Doğru yerlerde mi alınmış? Birincisi bu. Abdullah Bey çok affedersiniz. İkincisini de söyleyeyim hemen. Çok affedersiniz. Buraya bir şey söylemek istiyorum. Herhalde dinleyiciler için de önemli olacak. Yani tabii. Patlamadan korunma dokümanını hazırlamak üzere bir işletmeye gidildiğinde bir durum değerlendirmesi yapıp ondan sonra patlamadan korunma dokümanına geçsek demiş oluyor musunuz? Böyle mi anlasak? Mevcut durumu bir değerlendirelim. Neler var? Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Mevcut durumu tamam. Değerlendiriyoruz. Lütfen devam edin. Sonra oradaki yine katı sıvı gazlara göre tehlikeli olan bölge sınıflamasını belirliyoruz. Daha önce ve ona göre belirlediğinizde de çeşitli mekanlarda çeşitli olması gereken bir X-Proof kodları oluyor. Oradaki X-Proof kodları onunla uyuşuyor mu diye mevcut kurulumu çünkü tesis orada duruyor. Oraya da bir sürü X-Proof ekipmanlar alınmış. Doğru mu diye yani doğru kodlu malzeme mi seçilmiş oraya diye onu da doğru diyorsunuz. Burada şöyle bir sorun var. Enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Mesela tesisi birisi yapmış. Patlamadan koruma önlemleri olarak da diyelim ki patlama kapağı yapmış oraya. Nereye yapmış? Değirmene yapmış. Ama değirmene yaptığı patlama kapağının patlama kapağı olduğundan işletmenin haberi yok.
patlama kapağının özelliğini. O kap atıyorum 10 bara dayanıklıysa patlama kapağı 5 bara dayanıklı olacak. Patlama gerçekleştiğinde de gerçekleştiği durumda da patlama o kapaktan belirli bir yöne kanalize edecek. Yani patlamayı bir yere bent ediyorsunuz. Evet. İşletmenin bundan haberi yoksa ne yapıyor? İşletme oradaki titreşimden rahatsız oluyor. Gidiyor o kapağı kaynatıyor. Kaynattığında da patlamada değirmen şişek gibi açılıyor. Yani tamamen patlayabiliyor. Dolayısıyla aslında bu sadece patlamadan koruma konusu için değil, genelde proses güvenliği konusu için tasarımcıdan kurulumcuya, kurulumcudan da kullanıcıya geçerken tesis acaba tüm bilgiler tam olarak transfer ediliyor mu? Acaba bütün bilgiler patlama kapakları sisler doğru aktarılmalıysa işte bu kapakları ya da bir kısım patlama kapakları kaynatılabiliyor ve bu ciddi problem. Bir de güncelleme konusuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Patlama dan koruma dokümanı ne zaman güncellenir? İşte risk değerlendirmesi gibi algılarsanız risk değerlendirmesi yönetmenine göre güncellersiniz rutin olarak. Ama onun dışında hepimizin bildiği gibi değişiklik yönetimi mantığında bir değişiklik varsa o kapsam içinde ekipmanı güncellemeniz lazım. Hemen bir örnek vereceğim ve ondan sonra da sözü bırakacağım. Şimdi diyelim ki 3 katlı bir mekandasınız. Alt katta hidrojenler var, orta katta hiçbir şey yok, üst katta da jeneratör var. Ve hidrojenlerden de jeneratöre bir hat çıkıyor. Şimdi alt kattan üst kata çıkan boru, orta katı kaynaklı geçmişse ne yapıyoruz biz patlamadan koruma dokümanı hazırlarken? O alanı tehlikesiz kabul ediyoruz. Niye? Kaynaklı geçişlerde bir bölge oluşmuyor çünkü. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Alt katta hidrojen var, tehlikeli. Üst katta jeneratör var, tehlikeli. Orta kat tehlikesiz. Çünkü hiçbir şey yok içinde. Sadece geçen borular var. Sonra tesis ne yapabiliyor? Patlamadan koruma dokümanı da yapmışsınız. Bir de en iyisini yapmışsınız. Hani en iyisi derken abartarak söylüyorum tabii ki. En iyisinden kötüsü diye bir kavram olmaz. Ama diyelim ki olabildiğince iyi yapmaya çalışmışsınız. Bütün mekanlar tanımlı. O mekan da tanımlı ve o mekan da tehlikesi olarak tanımlı. Ama tesis değişiklik yaptığında eğer patlamadan koruma dokümanı gitmiyorsa gidip o dokümana sorup ben burada değişiklik yapacağım ama sen bir şey diyor musun bana doküman demiyorsa yani tesis o dokümanı böyle bir muska gibi algılayıp aldım, dolaba da koydum, çok da güzel yakıştı. O beni artık o kutsal gücüyle korur gibi bakıyorsa o zaman korumuyor. Ne oluyor mesela bu tesiste? O tesis o orta kattaki kaynaklı geçen boruya bir vana koyuyor. Niye koyuyor? Çok da mantıklı bir sebebi var. Hidrojene gelen jeneratöre gelen hidrojen geri dönüş yapmasın tüplerin oraya ve daha az hattın içinde daha az hidrojen kalsın diye yapıyor. Çok da mantıklı. Ama bu mantıklı da işte bunun dokümanda güncellenmesi lazım. O dokümanın o değişikliğin yapıldığı anda güncellenmesi lazım. O nedenle de aslında ben şimdilerde tesislere hep şunu söylüyorum. Patlamadan koruma dokümanınızı yapmak için birini dışarıdan danışman olarak alın ama siz yapın. Yani yapabiliyorsanız siz yapın. Yapamıyorsanız biz danışmanlık yapsın ama siz yapın. Çünkü ertesi gün bir şey değiştirirseniz bir daha mı danışman çağıracaksınız? O kişiyi biraz daha kolaylaştırıcı gibi kullanın. O kişi sizin tesisinize dışarıdan baksın. Hatta çok da güzel katkılarda bulunur. Kemal Bey söyledi. Hakikaten çok değerli katkılarda bulunur. Ama eğer o dokümanı güncelleyemeyecekseniz kim yaptığını bir önemi yok. Zaten ben de yapsam 50 sayfa Kemal Bey yapsa işte 49 sayfa olur ya da 51 sayfa olur. Yani çok bir şey değişmez sayfa sayısı olarak. Dolayısıyla güncellemenin anahtarlarından bir tanesi bunun mutlaka tesis tarafından sahip çıkılması lazım. Bazı tesisler patlamadan koruma dokümanlarını hatta belki bir sürü tesis için söylenebilir açıp okumuyorlar bile. Yani burada ne yazıyor adam? Ben her yeri bölge sıfır diye yapayım, kapatayım, koyayım oraya. Teşekkür edip gidebiliriz. Halbuki hiçbir kurulum bölge sıfıra göre değil ya da bölge 20'ye göre değil. Neyse artık o. Yani dolayısıyla güncelleme önemli. Güncellemenin standart sürelerinin dışında bir de tesiste olan değişikliklerle beraber güncellenmesi lazım. Onu da yapabilmesi için tesisin her seferinde birini çağırma hem maliyet olarak çok hoş olmayabilir hem de pratik olmayabilir. O yüzden tesisin birine daha iyi yaptırıyorsa sahip çıkması lazım dokümana diyeyim. Burada bırakayım ben. Abdullah Bey çok teşekkür ederiz. Güzel ve çok çok önemli şeyler söylediniz. Patlamadan koruma dokümanlarının aslında belki de bazılarınız yapıyordur ama bunu bir de içerisine hani bilgi transferinden bahsettiniz. Bence çok önemli bir konu.
hani genel olarak çok önemli bir konu. Özellikle proses güvenliğinde. Ama bu konuda da bilgi transferi hani imalatçıdan kullanıcıya kadar gidecek böyle bir bilgi transferi çok önemli. Belki patlamadan koruma dokümanlarının içerisine eğitimi de dahil etmek lazım ki orada ne olup ne bittiği, aslında dokümanın içerisinde neler yer aldığı kullanıcılarına veya oradaki muhataplarına bir şekilde yansıtılmış olsun. Ben bir de şunu söyleyip ondan sonra soruları alacağım. Aslında patlamadan koruma dokümanının patlamayı önlemediğini hep söyledik. Hani risk değerlendirmesi yapmak da riskleri önlemiyor. Bize sadece yol gösteren bir doküman hazırlanmış oluyor. Cemal Bey burada mısınız? Cemal Bey? Buradayım efendim. Tabii ki. Cemal Bey buyurun lütfen. Bir sorunuz vardı. Biraz erteledim. Kusura bakmayın. Rica ederim. Böyle planladık. Önce sorulara geçtik. Buyurun tabii lütfen. Tabii ki. Çok teşekkür. Önce Risk Yönetimi Derneği'ndeki kurucu ve bu programı düzenleyen arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Dernekçilik zor iştir. Ciddi bir fedakarlık gerektirir. Dolayısıyla kolay gelsin. Ben şahsen ne zaman ihtiyaç duyulursa yardıma hazırım. Şimdi diğer konuya geleyim. Patlamadan korunma dokümanını hazırlanırken çoğu kez bilinçsiz olarak hazırlanmakta. Sizler de zaten bunu karşılaşıyorsunuz. Şimdi bu dokümanın 3 ana şeyi var hiyerarşik olarak. Birincisi patlayıcı ortamın önlenmesi. Olmadıysa patlamanın ateşlenmenin önlenmesi. 3 de patlamanın etkisinin önlenmesi. Bu hiyerarşi içerisinde gitmek lazım. Dolayısıyla bu bilinçte konuya yaklaşmak gerekiyor. Şimdi bugün bizim risk yönetimi grubunda bir soru vardı. Yeraltı akaryakıt tanklarına patlayıcı benzin ve mazot tankına, yer altındaki akaryakıt tankına istiyor. Patlamadan korunma dokümanı. Şimdi buna gerekir mi, gerekmez mi? Arkadaşlarından birisi birinci soru bu. İkinci soru da şu. Kimya laboratuvarına patlamadan korunma dokümanı gerekir mi? Bunun hem sizlere soruyorum, cevabını da vereceğim. Üçüncüsü, yanıcı parlayıcı madde depoları ve boya hazırlama depolarına patlayıcı madde patlamadan koruma dokümanı gerekir. Şimdi burada şunun için son iki soruyu sordum. Kimya laboratuvarlarında ilgili NFPA 45 vardır. NFPA 45'te kimya laboratuvarlarındaki kimyasal maddenin miktarı, laboratuvarın büyüklüğü, hacmi metrekaresine göre kaç defa hava sirkülasyonu yapılması gerektiği yazılıdır. Veya bir boya hazırlama odasında gene emniyette çalışmak için kaç defa saatte kaç defa hava sirkülasyonunun yapılması gerektiği yazılıdır. Yani hava sirkülasyon şeyinizin fanınızın ona göre miktarının değerinin ne olması yazılıdır. Bunları bir kere dikkate almıyoruz. Yani bana bir ara büyük bir akaryakıt tank çiftliğinde patlamadan korunma dokümanı hazırlaması işi geldi. Şimdi akaryakıt tank çiftliği API 505'e göre kurulmuştur. Amerikan Petrol Enstitüsü'nün 505 sayılı standardı bir tank çiftliğindeki gemiden akaryakıtın alınmasından tanklara pompalanmasına kadar bütün prosesteki zonları ve kullanacak ekipmanları belirlemiştir. Şimdi yeniden akaryakıt tank çiftliğinde her borunun flanş bağlantısında veya her pompada her şeyde mi hesaplanacak? Kaçak mı hesaplanacak? Ben bunun münakaşasını yaptım ve sonunda şu kabul ettim. Yapılması gereken şudur. Oradaki mevcut tesisattaki en ufak bir prizden başlayarak tüm donanımın eks olduklarının ispatının yapılmasıdır ve dokümanda yer almasıdır. Birçok eks diye gördüğünüz pompa motoru sökülmüştür, bakıma gitmiştir, eks özelliğini kaybetmiştir. Veya bir elektrik tesisatının bağlantıları hiçbir şekilde eks değildir. Bütün tesisat
zırhlı olduğu halde. Dolayısıyla bütün bunları dikkate almadan yapılacak bir patlamadan koruma dokümanında ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz. Cemal Hocam, sonuç itibariyle o birinci sorumu tekrar soruyorum. Yeraltı akaryakıt tanklarının için patlamadan koruma dokümanı hazırlanır mı? Bugün grupta da çıktı bu. Hazırlanır mı? Ne diyorsunuz? Teşekkür ederiz Cemal Hocam. Sağ olun. Hem verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Hem de sorunuz için. Cevap vermek isteyen katılımcımız var mı acaba? Kemal Bey? Ya yeraltı tanklarıyla ilgili de standart var. Şimdi binaların yangından korunma yönetmeliğinde de bu tanklar için maddeler var. Orada zonlar tanımlanmış durumda. Okey, ben bunlara bir şey demiyorum. Cemal abiye de katılıyorum. Zaten Abdullah Bey patlamadan korunma dokümanı hakkında gerekli olan dokümantasyondan biraz bahsetti. Yani ben de söyleyeyim. Hatta bir tane daha soru var. Bakın burada bir arkadaşımız demiş ki sorulara baktığım zaman Osman Bey elektrostatik toz boya tesisi var. Bununla ilgili PKD hazırlanır mı diyor. Şimdi bakın PKD hazırlanır. Bunun cevabı hazırlanması gerekir. PKD hazırlanırken elektrostatik toz boya standardı kullanır. Bunun doğru cevabı bu. Gelelim şeye. Söyleyin şunu. Yeraltı tank. Tank çiftliğine. Yeraltı tank. Tank çiftliğine. Yeraltı tankıyla ilgili büyük bir ihtimalle standart arasak buluruz yani. Ama hayır, şu yeraltı tankında patlayıcı ortam oluşur mu? Sorun tankın mu? İçinde oluşur. Tamam. Zon sıfır. Nasıl önleyeceğiz orayı? Azot basacağız. Azot battaniyesi mi yapacağız? Yok, hayır, önlemeyeceğiz. Yok yani. Olmaz o zaman. Evet. Onu demeye getireyim. Evet. Tamam peki. Ama hayır, şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben BP'de çalıştım 2 sene ambarlı tesislerinde. PKD'miz vardı ama API 505'e referans alıyordu. Anlatabildim mi? Yani API 505'e dayanıyordu. Yani hazırlanması gerekir diyorum. PKD hazırlıyoruz ve yaş boya standartına referans alıyoruz. Kemal Bey, teşekkür ederiz. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için rica ederim. Yani o sonucu şöyle bağlamak istiyorum. Sen bağlayın. Uluslararası standartların olduğu bir yerde PKD gayet tabii hazırlanacak ama diğer şey onun içerisinde yerleştirmemiz tanker için yani zon sıfır yerin altında zaten. Ya Cemal abicim, yer altı mutlaka onun bir kutu bir gömü gibi durmuyor. Yani bir sistemi, bir tesisatı var. Bir cevap. O nedenle de PKD'den kaçamıyorsun yani. Evet. Kemal Bey, kusura bakma, bastıracağım parayı. Hazırlayacağım. Kemal Bey, bir cevap verebilir miyim ben de? Huriye Hocam, söz vereceğim. Şu soru ilgili İlker Bey bir şey söyleyecek herhalde. Huriye Hocam, birazcık söyleyeceğim lütfen. Ben de ondan söyleyeceğim. Özür dilerim Huriye Hanım. Şimdi Abdullah Bey başında dedir, çok önemli bir şey söyledi bize. Dedi ki her yapılan tesis daha önce PKD'si yapılmıştır. Yani tanklar da bunun içine dahildir. Tanklardan herhangi bir fabrika da bunun içine dahildir. Çünkü siz bir konsepti kabul ederek, bir risk analizi yaparak, o risk analizinin sonucunda bir değerlendirme yaparak oraya ekipmanları koyuyorsunuz. Yani o zaman PKD'si zaten yapılmıştır onu. Yani onun PKD'si yapılmadan olmaz. Ve biz o PKD'yi doğru mu, devam ediyor mu diye kontrol etmemiz lazım. Yani o PKD devam ediyor mu? Mesela cihazların birinde bozukluk olabilir, ölçümde bozukluk olabilir. Doğru. Onun için bizim PKD'miz o sistem devam ediyor mu diye olması lazım. Doğru. Teşekkür ederiz İlker Bey. Huriye Hocam, sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, özür dilerim. Buyurun lütfen.
Ben Cemal Kozacı hocamı destekler nitelikte söyleyeceğim. Benim de kafama en çok takılan konu laboratuvarlarda PKD gerekli mi sorusu olmuştu. Yeraltı tankları hariç. Onun için de birkaç kelime söylemek isterim. Buyurun lütfen. Bir defa bakın PKD olsun olmasın bilimsel olarak geçen gün proses grubunda da tartışıldı. Kapalı alanlarda PKD yapıp yapmayacağımızın sorusu bilimsel olarak nettir. Çünkü eğer gaz varsa ortamda biz tek gaz varsa ideal gaz denklemi çok gaz varsa Le Chatelier denkleminden giderek biz ortamın alt veya üst patlama sınırları arasında eski deyimiyle ben eski okuduğum için aklıma öyle yerleşti. Patlayıcı olup olmadığını anlayabiliriz. Örneğin hep ben LPG derslerinde veriyorum. Bir kullanılmış bir küçük piknik tüpünü 100 metreküp bir odaya koysanız patlamaz arkadaşlar. Çünkü yaptığınız hesaba göre alt patlama limitleri altında kaldığı için patlama eğer ortama kibritle çaksanız bir şey olmaz. Önemli olan kaçak her zaman olur. Biz susuşturucuları kontrol etmemiz lazımdır ki havalandırma tekrar ediyorum sık olsa bile yani doğal veyahut da suni bir havalandırma olmasa bile. Onun için laboratuvarlarda PKD yapacaksak yapmayacaksak işe şeyden başlayacağız. Hangi kimyasallar kullanılıyor? Bunlar ne kadar buharlaşabilir? Ve alt patlama sınırına ulaşılabilir mi? Benim daha önce bir fetişim PKD istediği laboratuvarda etil alkol vardı. Şu soruyu sordum. Etil alkol hepsini kullanıyor musunuz? Hayır dedim. Depoya götürün dedim. Depoya götürdüler. Kalan miktar o kadar cüziydi ki alt patlama limitine ulaşması mümkün değildi. Dolayısıyla PKD yapmaya gerek kalmadı. Müfettiş de gelirse benle konuşsun diye haber verdi. Onun için basit bilimsel hesaplarla biz kapalı alanlarda PKD'yi yapıp yapmayacağımıza karar verebiliriz. Yurt dışında çok standartlar var. NFPA standartları var bu konuda. Ben de yeraltı tanklarında mazot gibi buharlaşması çok güç olan sıvılar için belki şey olarak mevzuat açısından tartışma olabilir ama çok gerekli görmüyorum. Zaten mesela pompadaki kayıp ne olabilir? %1 falan yani en fazla. Eğer bir şey basmıyorsanız, kasıt falan yoksa ortada zaten açık havada bir patlayıcı ortam yaratmaz diye düşünen gruptanım. Buraya bir hocam, de tabii bizim mevzuatta... Buyurun. Efendim? Tamamlarsanız eğer teşekkür ederim. Tamamlıyorum. Şimdi eski meyiz parpat düzüğünde şu vardı. Çatılar hafif olmalı patlayıcı orta bakar. Şimdi bunlar da kalktığı için risk değerlendirmeyi iyi yapmak lazım. Sonuç olarak tehlikelere önlemler önemlidir diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok konuşmacılara da değerli bilgiler aktardığı için teşekkür ediyorum. Hakan Bey de benden de bir söz isteyeyim. Çok affedersiniz. Ben... Sırayla söz vereceğim ama bir saniye şöyle bir ara verelim. Bir rica edeceğim. Ruhi Hocam ve Şahap Bey lütfen affedin. Yazılı sorulardan bir şey okumak istiyorum. Onlara da buradan imkan verelim. Hala buradalar mı bilmiyorum ama şöyle bir şey var. 60.079.10-1 standardın yeni sürümü son taslağı üzerine bilgi verebilirler mi diye bir soru var. Bu konuda daha önceden biraz bilgi verilmişti ama şu anda bilgi vermek isteyen var mıdır? Bir onu söylemek isterim. Bir de... Ben kısa bir bilgi verebilirim Hakan Bey. İlker Bey buyurun lütfen kısaca bir bilgi alalım sizden. Çünkü söz almak isteyenler var, sorular var. Konuşmamın başında da söylemiştim hatta Kemal Sarı hocamı da referans almıştım. Söz alır mı diye düşünüyordum evet. Çünkü bir hazırlığı paylaşmıştım. Şöyle bir şey Kemal Bey'in de... Yani 2015'teki versiyon için bir değerlendirmesi vardı. Biz o değerlendirmeyi patlamadan koruma uzmanı olan arkadaşlarla çok değerlendiremedik. Şimdi şöyle bir çalışma yapıyoruz. Hem Kemal Bey'in bu 2015'teki değerlendirmesiyle
2020'de çıkan standart için bir başka değerlendirmesi var. Ben bu iki değerlendirmeyi birleştirerek bir ortak soru ve yorum şeyine getirip dağıtmayı planlıyorum. Bir de Kemal Bey'in kendisinde de geçen konuştuğumuzda da söylemişti. Bu yüzeysel buharlaşmada bir farklılık var eski standarda göre. Kemal Bey 6 kat demişti ama ben yaptığım çalışmalarda bunun 3 kat kadar olduğunu gördüm. Küçük salınımlarda bu çok etkili olmuyor ama yüzeysel alanın büyük olan işte diyelim ki bir trafo trafo boyarken o çukura girdiği alanda büyük bir alanlarda bu zonları hemen değiştiriyor. Zonları sıfır işte bire doğru veya çok tehlikeli bölgeye doğru atıyor. Yani öyle bir var. Şu anki elimizdeki bilgi bu. Çok teşekkür ederim İlker Bey. Ruhi Hocam hemen size söz vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Ruhi Hocam'ın sesi duyulmuyor. Ruhi Hocam sesiniz kapalı. Açtım. Tabii. Buyurun. Mikrofon kapalıyken ses gitmiyor. Çok şaşırdım bu işe. Ne kadar enteresan. Şimdi ay, hayret ya. Şimdi arkadaşlar Huri Hanım'ın söz arasında ettiği bir cümleye takıldım. Amacım burada yetişmez zaten bu konu belki ama ben tam tersine bir şey söylemek istiyorum. O da şu. İnşallah bir yakın zamanda bir programa alalım, bir etkinlik yapalım sizinle de. Buyurun. Böyle diyeceğini bilseydim falan diyorum şimdi. Neyse. Şimdi söylemek istediğim aslında şu. Şimdi patlayıcı ortamın oluşmasında bir öncelik sırası vermek gerekirse kaçağı mı önleyelim, patlatma kaynaklarını mı önleyelim diye bir soru sorulursa benim görüşüm kaçağı önlemekten yana. Sebebine gelince kaçak önlemesi patlayıcı kaynakları kontrol altına almaktan daha kolay. Çünkü bakınız insanın kafasından çıkarırken kazandan çat diye bir tane saç telinden statik elektrik patlatıyor her şeyi. Milijul mertebesinde bir şey. Bildiğiniz bütün patlayıcı kaynaklarını bir sayarsanız burada 20-30 tane çıkar bir iş yerinde. Bunlarla baş etmemiz gerekir. Cemal Hocam'ın dediği gibi. Ancak bunları kontrol altına almanın zorluğunu hepimiz yaşıyoruz. Bu manada doğalgazda mesela yer altının doğalgaz hatlarının üzerinde FIM Flame Ionization Plan diye bir şey var onun açılımı. Onunla bütün şehir kontrol edilir. Kaçak var mı, kaçak oluyor mu diye. Hani kaçağı patlamadan evvel bulup gidermek, kaçağı olmamasını sağlamak öncelikli olmalıdır diyorum. Bitti söz. Buyurun. Hakan Bey gene sesinizi duymuyor. Bana cevap hakkı doğdu hocam. İyi hocam, cevap hakkınız baki kalsın. Biraz daha sesleri duyalım. Çok teşekkür ederim hoşgörünüz için. Biz anlaşırız. Tabii ki her zaman. Huriye Hanım yönetim kurulunda, Ruhi Hocam Ankara'da Ankara Komitesi Başkanı, Risk Yönetimi Derneği'ne güç verenlerden. Çok teşekkür ederiz her ikisine de. Şöyle bir şey, Abdullah Hocam size, Abdullah Bey buradasınız değil mi? Sizin isminizi şu anda göremiyorum ama şöyle bir şey var. Sıvılar patlamaz. Alevlenir. Sıvıların buharları yanar. Bunun bir açıklık getirir misiniz diye böyle bir soru var. Kısacık rica etsem, çok kısa olacak muhtemelen. Aslında bütün biliyorsunuz 3 fazla. Önce gazlar zaten yanıyor, patlıyor ama sıvılarda, katılarda önce gaz fazına geçiyor. Sonra yanıyor. Katılar biliyorsunuz ne diyorlar? Sublimleşme mi diyorlar? Siz daha iyi biliyorsunuz. Evet. Sıvıların da gaz fazına geçmesi gerekiyor ki işte yansıtın, patlasın. O yüzden de parlama noktasının önemine vurgu yapıyoruz. Diyoruz ki parlama noktası önemlidir. Çok önemli. Hatta Huri Hocam'ın işte yani mazotla ilgili bölge sınıfındaki şeyi yani daha rahat olması, ki ben kendisine normal olarak yani pratik olarak katılıyorum ama teorik olarak ne yazık ki mevzuatlar ya da işte standartlar hem bizim binaların yangından koruması hakkındaki yönetmelik hem de bizim
bazı standartlar bölge yapılması gerektiğini söylüyor. Ama ben de mesela işte mazotun benzinden niye daha farklı bir muameleyi hak etmesi, parlama noktasından kaynaklı, hepimiz biliyoruz. Sıvıların, hatta şöyle biliyorsunuz, hem literatür söylüyor hem standartlar söylüyor. Diyelim ki bir proseste içi sıvıyla dolu bir tank varsa ve bu tank diyelim ki hiç bir şekilde içine bir hava boşluğu vermiyorsa, yani hava olacak yeri çıkmıyorsa, bu tehlikesiz kabul edilir diyor. Hani ben böyle bir proses görmedim kendi çalıştığım alanlarda, ama belki vardır. O nedenle biz de ne yapıyoruz? Hem parlama noktasını çok iyi takip ediyoruz. Hatta ben kimyasalları depolayan insanlara da söylüyorum. Yani parlama noktasını bilmeden nasıl yanıcı kimyasalları depoluyorsunuz diye söylüyorum. Çünkü onu bilmeden depolamak bir miktar kritik. Aynı şekilde yine biliyorsunuz, biz sıvılarda buhar basıncını da çok ciddi bir şekilde hesaplarımızda kullanıyoruz. O da gazlaşabilme eğilimiyle ilgili. Hem hesaplarda önemli rol oynuyor, hem de bize önemli fikirler veriyor. Doğru. Sıvılarda demişken hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Buyurun. Sıvılarda biliyorsunuz, çok kabaca söyleyeyim. Evet, buyurun. Sıvılarda çok kabaca biliyorsunuz, sıvı döküldüğünde aslında gaz içinde benzeri bir şey söz konusu, ama sıvıda ne kadar dökülüyor sıvı? Yani şimdi sıvıda sıvı döküldüğünde bir yüzey alanı hesabı yapacağız. Bu bir, eğer bir taşma kabına dökülüyorsa bir miktar daha işimiz kolay. İşte taşma kabının hacmi belli, ama serbest yüzeye dökülüyorsa yüzey alan hesabı diye bir şey var standartta. Burada da biz ne yapıyoruz? İşte bu sıvı döküldüğünü ne zaman fark ediyor işletme? Bu kadar zamanda fark ediyor. O zaman o kadar süre dökülüyor diyoruz. Veya bununla ilgili bir otomasyon varsa, otomasyonun reaksiyon süresine göre bir süre belirlemesi yapıyoruz. Burada da hatta şöyle diyoruz. Eğer zon çok büyük çıkarsa işletmeye diyoruz, senin fark edilebilme süren çok fazla. O yüzden daha fazla sıvı akıyor. O da büyük göl alanı oluşturuyor. O da büyük bir buhar hacmi oluşturuyor diyoruz. Onlardan mesela bu bir vardiya kontrolü ise, vardiya kontrolünü sıklaştırmalarıyla bölgeyi düşürmeye çalışıyoruz. Ve hep şunu diyoruz. Bizim derdimiz daha büyük bölgeler çıkarmak değil, daha küçük bölgeler çıkarmak. Hatta Hulya Hocam'ın dediği gibi mümkünse hiç bölge çıkarmamak. Yani evet. Eğer çok şey değilse, yani böyle bir hem bilimsel bir dayanağı yoksa, hem de mantıksal bir izahı yoksa, hiç çıkartmamak. Bunun için de bazı kontrolleri bazen artırmak, yani fark edilebilirlik sürelerini artırmak gerekiyor. İşte bu mesela sıvılar için konuştuğumuzda da sıvının akma süresini, yani sıvının sızma diyelim bunu, hani bu bir evet. Brain'de bu kadar olmaz ama sızma süresinde bunu ne zaman fark edip ne zaman kapatıyoruz süresi önemli diye bunu da söylemiş olayım şimdi. Arda, çok uzatmayayım diye. Arda tabii dokümanı oluştururken işletme kriterini almalıyız. Sonucu çıkıyor buradan. Ben yine teşekkür ederim. Şöyle bir şey var. 170 kW ve 380 kW trafo merkezlerinde atlamadan koruma dokümanı hazırlanmalıdır. İdris Bey, burada mısınız acaba? Böyle bir şey söylenmiş. Bununla ilgili Kemal Bey, Abdullah Bey veya İlker Bey, sizden bir açıklama gelir mi? Trafolar için. Soruyu alamadık. Soru aslında soru. Trafolar için galiba, değil mi? Trafolar için soruyorsunuz. Trafolar için genel bir değerlendirme alabiliriz sizden. Yani bugüne kadar trafolarla ilgili bir patlamadan koruma dokümanı hazırlamadım. Ben de duymadım ama. Yani oradaki yağlarla ilgili bir şey var ama iyice bakmak lazım. Yani hazırlamadığım için bir şey de söyleyemiyorum. Ben cevap vereyim. Huriye Hocam buyurun lütfen. Şimdi trafolarda akü olduğu için akü odaları var. Akü odaları için hidrojen gazının patlama hesapları yapılabiliyor. Yani trafolarda yapılacak hesaplamalar akü kaynaklı hidrojen gazı hesaplamalarına dayanmaktadır. O zaman oraya... Yani o önemli olarak bulgu budur. Diğer yağlar patlama özellikleri olan yağlar değildir. Evet. Onun için ben bu sektörde çalıştığım için trafolarda, akü odalarında patlamadan koruma dokümanı yapılmasını önerdim ve kontrollerini de yapmışımdır yani. Nuri Hocam teşekkür ederiz. Trafo... Ben bir ilave yapayım. Buyurun Abdullah Bey, buyurun.
Bence aynı fikirdeyim Hulusi Hocam'la. Biz santrallerde bizim hem akü odalarımız var kocaman. İşte oralarda Hulusi Hocam söylediği gibi 50.272 diye özel bir standart var. O aküden çıkan hidrojen nasıl hesaplanacağıyla ilgili. Ama trafolarla ilgili trafo yağları, hatta bizim yine santrallerde kullanılan yağlama yağların hepsinde parlama noktaları çok yüksek. İşte 200-250 derecelerde. O nedenle ve işletme sıcaklıkları da normal koşullarda, yani proses koşullarında 50 dereceleri geçmediği için bir hayli uzak. Bunun dışında ama arkadaşlar şunu merak ediyor olabilir. Ya trafo patlaması diye bir şey var. Ya o zaman bunun için bir patlamadan koruma dokümanı hesabı yapmayacağız mı diyorlar. O konu bizim, yani trafo patlaması konusu, belki burada yani elektrik mühendisi arkadaşlar vardır, trafoyu benden daha iyi bilen arkadaşlar, onlar daha güzel anlatır. Ama bizim gaz patlamaları ya da işte sıvılardan dolayı oluşan gazların patlaması sınıfına girmiyor. Çünkü o yağların o yüzden de orada bölge sınıfı oluşturulmuyor. Arp patlaması. Evet, onlar arp patlaması. Arp patlamaları. Ben de ona işaret edecektim. Oraya biz trafolar için patlamadan korunma dokümanı demekten öte, acaba akü şarjının veya akü bulunan yerlerde hazırlanması gerekir mi diye sorsak, bence çok daha kapsamlı olacak. Ben de böyle düşünüyorum. Pardon, soruyu tekrar alabilir miyim? Soru sormadım Uriye Hocam. Ben de katkı yaptım sadece. Teşekkür trafo, ederim. Trafo demektense orada akünün bulunmasını işaret etmek çok daha doğru olacak. Akü odaları. Yani akü odaları denebilir oraya. Evet, akü odaları denebilir. Trafo dediğimiz zaman, çünkü birazcık daha böyle işin anlaşılması daha zorlaşıyor. Akla trafo patlamaları gelebiliyor. İşte elektriksel bir takım patlamalı, yani ses duyduğumuz için bazı patlamalardan bahsedilebiliyor. Daha iyi anlaşılabilmesi için ben akü odaları denmesinden yanayım. Onu söylemek istedim. Bir sorumuz daha vardı. Mustafa Bey, Mustafa Cüneyt Gezen burada mısınız acaba? Birkaç katkınız var. Mustafa Hocam. Evet, buradayım. Buradasınız. Tamam. Maşallah, sıkı sıkı takipçilerimizden Mustafa Cüneyt Gezen Hocam. Sağ olun. Sizi İyi akşamlar hocam. Çok akşamlar hepinize. Teşekkür ederiz. Birkaç tane katkınız var. Naftalinin süblimasyonu. Bir de standartta 13 adet yakıcı kaynatıcı diye katkılarınız var. Belki birkaç şey söylemek istersiniz diye söz vermek istedim. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ben de konuşmacılara verdiği değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Kullanıcıların katkısı da tabii önemli burada. Hulusi Hocam'ın katkısı çok önemli bence. Benim demek istediğim, tamam hocam. Ama çok standart, evet. Final son taslak yayınlandı. Kemal Sarı Hocam da bu konuda görüş bildirdi. İlker Hocam da beraber bir katkı hazırlıyoruz. Bu konuyu daha ileriki dönemlerde yine gündemde tutmakta önem arz ettiğini düşünüyorum ve bunu öneriyorum, yani bu konuyla ilgili yine bir ayrıntılı toplantı yapmamızı öneriyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Mustafa Cüneyt Hocam. Şimdi ben konuşmacılara bir de kapanışta söz vermek istiyorum. 5 dakikamız var, planladığımız süreyi dikkate alırsak. Bu görüşmelerin çerçevesinde konuşmadığımız konu o kadar çok var ki aslında. Hani belki de bir patlamadan korunma dokümanı 2 yapmamız gerekecek. Bilmiyorum, ne dersiniz Abdullah Hocam? Abdullah Bey? Bence yapabiliriz tabii ki. Yani çünkü çok konuşulacak şey var. Vallahi. Yani patlamadan koruma dokümanı bir pembe dizi gibi ilerleyebilir. İlerleyebilir. Ben de çok katılıyorum. Ben de bir katkı daha yapmak istiyorum. Sizin görüşlerinizi de almak isterim. Patlamadan koruma dokümanını hazırladığımızda işte risk değerlendirmesinin çok adının geçtiğini duyduk. Çünkü patlamayla ilgili bir risk değerlendirmesinden bahsediyoruz. Böyle tanımladınız genellikle. Peki acil durumlarla ilişkilendirmek konusunda acaba bir şeyler söylemek ister misiniz? Ben bu konuda bir
eksiklik veya daha doğrusu geliştirilmesi gereken bir nokta olarak görüyorum. Acaba sizler ne dersiniz? Acil durum planlarıyla patlamadan koruma dokümanlarını birbirleriyle yakınlaştırmak, aslında ilişkilendirmek gibi bir çabamız olsa acaba faydalı olur mu? Ne dersiniz? Şimdi ben aslında küçük bir giriş yapabilir miyim azıcık? Zaten sözü Abdullah Bey'e vereceğim de. Şimdi hep siz buyurun, Abdullah Bey de konuşacaktır. Yani şimdi şöyle, zaten bu sonucu Abdullah Bey'in iki tane yaptığı acil durum planlarından sonra olmazsa olmaz diye düşünmeye başladım. Yani patlamadan koruma ve arkasında acil durum, hatta yani şeyi de istiyorlar. Patlamanın etkileri de isteniyor. Böyle bir değerlendirme de var. Bunların işte bir yangın yükü gibi bir şey de çalışılabilir. Bu olabilir. Abdullah Bey acil durum konu hakkında konu olarak aktarabilir. Buyurun çok hocam. Teşekkür ederim İlker Bey. Benim şöyle bir anım var da onu burada paylaşmak isterim. Bir patlamadan koruma dokümanı hazırlamak üzere bir yerle, bir işletmeyle konuştuğumuzda acil durumlarla ilişkilendirmekten bahsederken, ya buna bir gerek var mı, neye dayandırarak bunu söylüyorsunuz gibi soruyla karşılaşmıştım da uzun uzun anlatmak zorunda kalmıştım. Başkaları sormadı gibi bir şey almıştım ama çok ilginç gelmişti bana. Bilmiyorum Abdullah Bey, siz ne dersiniz? Öncelikle az önce de konuştuğumuz mesela patlama kapakları, patlama ventleri aslında yine bir patlamadan koruma durumla ilgili önlemler. Yani acil durum etkilerin azaltılması. Yani orada gerek gaz sızdığında gazın algılanması ve ona müdahale edilmesi veya gaz sızdıktan sonraki işte çeşitli tutuşma senaryoları, işte atıyorum buhar bulutu olabilir, işte yani jet fire biraz daha iddialı bir şey ama yani ondan sonra bunun etkilerin azaltılması tabii ki bir bütünsel konu. Aslında olaya biraz daha bütünsel baksak, proses tehlike analizi dediğimiz, evet. Yani bizim 7 numaralı bileşenimizin, 7 numaralı bileşenimizin bir parçası aslında bence patlamadan koruma dokümanı. Değil çünkü mi? Siz bütün proses risklerinizi değerlendirdiğinizde patlamayla ilgili risklerinizi patlamadan koruma dokümanı üzerinde inceliyorsunuz. Bunu yine söylediğim gibi, eğer tesis ortada yoksa, daha konsept varsa konsept olarak inceliyorsunuz. Tesis devreye alma aşamasında ise devreye alma süreci aşamasında yapıyorsunuz. Tesis yaşam sürecinde ise de yaşam sürecinin çeşitli evrelerini yapıyorsunuz. Çünkü tesis tasarlandığı gibi yürümüyor. Bir sürü değişiklikler oluyor yol boyunca. Bu değişikliklerin tesisin ilk baştaki konseptine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini de kontrol ediyorsunuz. Dolayısıyla acil durumda kesinlikle ilişkilendirilmeli. Yani olmazsa olmaz. Ama hatta biraz daha bütünsel düşünüp proses tehlike analizinin bütünüyle bence entegre bir şekilde düşünülmeli diye söylüyorum. Tabii ki şimdi burada bunun bu kadar bütünselleştirilmesi için tesisin de buna göre biraz daha ölçekli olması lazım. Daha küçük ölçekli firmalar ise tabii ki patlamadan koruma dokümanı ve acil durum şeklinde sadece o anlamda düşünülebilir. Yani teşekkür ederim. İkisini birbiriyle yakınlaştırmanın etkisini burada da duymuş olduk. Bir konu daha vardı bugün konuşulanların içerisinde. O da oldukça ilgimi çeken bir konu ama bu konuda işte işletmeleri ikna etmek demeyelim ama işletmeleri bu konuda bilgilendirmek gerektiğini düşünüyorum. Arada geçti eğitim konusu. Hani orada Abdullah Bey'in çok güzel örneği var. Yaşamıştır muhtemelen onu. Yaşamışsınızdır diye düşünüyorum. Yani bir patlamadan patlama kapağının kaynatılmış olması, çünkü onun ne olduğunun bilinmiyor olması gibi bir durum. Yaşamışsınızdır herhalde değil mi Abdullah Bey? O anı sizin yaşadığınız bir şeydir. Evet, evet. Yani bu şu demektir. Elimizdeki ekipmanları iyi tanımıyorsak onlardan faydalanamayız. Bunu da patlamadan koruma dokümanını hazırladıktan sonra korunma amaçlı hazırlanıp bir eğitimle pekiştirilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Özellikle kullanıcıları, uygulayıcıları açısından. Programı kapatmadan önce Abdullah Bey buyurun, bir şey diyeceksiniz herhalde. Bu arada işte bu da yine 6. bileşen, yine bizim proses güvenlik yönetim sisteminde. Proses bilgi birikiminin aslında düzgün olarak istiklenmesi ve prosesteki bütün koruyucu katmanların kullanıcılar tarafından bilinmesi ve bütün bu koruyucu katmanların da aynı şekilde sürdürülmesi. Yani aslında konuyu hani
bir özetlersek böyle bir şey. Yani bu patlama kapağı olabilir, X-proof bir lamba olabilir. O da bir koruyucu katman çünkü. Ya da başka bir şey olabilir. Ya bu arada şunu da belki söylemiş olalım. Siz de muhtemelen bunu destekler şeyler söylediniz. Ben birazcık daha böyle belirgin hale getirmeye çalışayım. Patlamadan koruma dokümanını hazırlayanlar birazcık proses güvenliği bilgisini edinseler çok çok iyi olur desek doğru olur mu? Yani bir prosesin olduğu yerde kesinlikle. Değil mi? Peki. Ben programı kapatacağım. Kemal Bey burada mısınız? Kemal Bey? Tabii emrinize amadeyim. Estağfurullah, estağfurullah. Kemal Bey kapanırken kapanırken bir söz verelim. Bu şeyin, bu etkinliğin ne diyelim, banisi Kemal Bey'dir. O kurmuştur. Biz de destek olduk hep beraber. Kemal Bey bir fikir attı. Biz de bunu uygulamak üzere elimizden geleni yaptık. Bir ikinci gelir mi Kemal Bey? PKD 2. Bir anekdot anlatayım. Şimdi Kemal Beyler ikinci gelir de Kemal Beyler değişecek ikincide. Kemal ben çıkacağım. Sarı Bey. Kemal Sarı Bey gelecek benim yerime. Konuşmak üzere çünkü söz verecektim. Göremedim kendisini. Hayır, kendisi orada. Ben görüyorum. Bak el sallıyor şu anda. Evet. Bey, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir anekdot anlatacağım. Kemal Sarı Bey'i de ilgilendiriyor. Şimdi 60.079 standardında patlamadan korunma dokümanı hazırlayacak insanlar için diyor ki ehil olması gerekir. Yani yetkin olması lazım bu insanların diyor. Kompetansı başlığı da bu. Yani kompetent insanlar olması lazım diyor. İşte diyor ne demek kompetent yetkin insanlar? Prosesi bilecek, gaz dağılım kanunlarını bilecek, şunu bilecek, bunu bilecek işte falan filan diyor. Ondan sonra ben de bir gün bir amonyak tesisinden teklif geldi. PKD'yi hazırlayacağım oraya. Hayatımda hiç amonyak tesisine gitmedim, görmedim, tanımadım. Kemal abi yardıma çağırdım yani. İki kişiyle gittik oraya. Abi. Gayet de güzel bir PKD hazırladık. Şimdi tesis sahibi yabancı bir şirketti. Uyanık da bir iş güvenliği uzmanı var. Teklif öncesi dedi ki bana şeye dedi, patlamadan koruma dokümanına dedi, yetkinlik belgelerinizi de ekleyin dedi sonra dedi. Yani siz dedi bu işi nereden teklif verirken de istedi aslında da. Yani siz bu işi nereden öğrendiniz demeye getiriyor. Aslında uyanık bir şey. Kızdı bu iş güvenliği uzmanı. Şimdi ben Almanya'dan yangın mühendisliği şeyimi koydum. Türkiye'de ÇASKİM'in eğitimine gitmiştim. Böyle bir soru beklediğim için onunkini koydum. Yani şimdi Kemal Sarı'ya soruyorum. Kemal Sarı bu işin duayeni, zaten üzerinde çalışmış, kitap yazmış adam. Şaşırdı bana, dedi ki bende böyle belge falan yok dedi. Peki de Kemal abi dedim, bana bir tane diploma gönder hiç olmazsa dedim. Şeyi gönderdi. Berlin Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği diplomasını gönderdi sağ olsun. Ben de onu koydum şeyin sonuna. Yani böyle bir anekdotumuz var kendisiyle. İnşallah bir dahaki PKD şeyin söyleşimizde mutlaka Kemal Sarı Bey, bu işin duayeni ve hepimizin hocası olarak onu davet ediyoruz burada herkesin huzurunda. Görüşmek üzere diyelim. İnşallah hoşunuza gittiyse, katılımcıların da hoşuna gittiyse bunu bildirsinler, iki satır bir şey yazsınlar da motive olalım abi ya. Ona göre de devam ettirelim bu işleri yani. Çok güzel, çok güzel şeyler yazıyorlar. Ara ara ben chat bölümünü de takip ediyorum. Bundan sonra da yazacaklardır diye düşünüyorum. Risk yönetiminin etkinliklerinde genellikle bir memnuniyet ve şeklinde geri bildirimler oluyor. Orijinal şeyler yapmak istiyoruz. İhtiyaç olan şeyler yapmak istiyoruz. Bundan sonra da etkinliklerimiz yine Zoom kanalıyla devam edecek. Aslında baştan beri katılımcıların çok önemli bir kısmı burada kaldılar. Bu çok önemli bir geri bildirimdir bence. Ben programın yöneticisi olarak onu sıkı takip ediyorum. Eğer burada başlangıçtan beri yani yapışıp kalanlar varsa demek ki burada olmaktan mutlular. Biz hepsine çok çok teşekkür ediyoruz Risk Yönetimi Derneği olarak. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Sevgiler, saygılar, sağlıklı günler, koronasız günlere inşallah diye. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkür
Teşekkürler her şey için. İyi akşamlar hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Proses Güvenliği Komisyonu'nda Kemal Hocam'ın dediğini yapacağım ben. İlk başta tebrik edeceğim, teşekkür edeceğim. Komisyonun çok değerli üyeleri burada, her biri Kemal Hocamlar, her biri ayrı ayrı. Onlarla iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. Ruhi Hocam, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar, sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Çok sağ olun.